Dün milyonlarca öğrenci için önemli bir gündü. 3 milyondan fazla aday YKS'nin ilk oturumu olan TYT için ter döktü. Adaylar bugün de AYT'ye girecek ve aylardır devam eden sınav maratonu sonlanacak. Heyecanlıyız tabii ki ama artık en azından sınavdan kurtulacağımızı düşünüyoruz. Onun heyecanı da var. Gerginim ama bitiyor, o yüzden mutluyum. Ama yine bir korku var. Heyecanlı mısın, korkuyor musun, stres var mı? Ya biraz var ama artık bitsin diye mutlu oldum. Hani bitsin de gitsin. Kimi heyecanlı, kimi kaygılı, kimi ise mutluydu. Yıllarca çalıştılar, sabrettiler. Şimdi ise hayatlarının en önemli sınavına girdiler. Saat 9 itibariyle adaylar sınav belgelerini güvenlik noktasından kontrol ettirerek içeri girmeye başladı. Heyecanlı veliler de üniversite adaylarını bahçede bekliyor. Yaklaşık 3,5 milyon öğrenci eğitim hayatlarını şekillendirecek olan sınava girdi. Ben henüz karar vermedim. Artık sınav sonucuna göre karar vereceğim. Ben edebiyat okumak istiyorum. Benim de aklımda bir şey yok, artık puana göre tercih yapacağım. İşletme istiyorum ben. Boğaziçi diye düşünüyorum. Aileleri de bu heyecanlı günde onları yalnız bırakmadı. Hepsi en az öğrenciler kadar heyecanlıydı. En çok destekçiler anneler. Başarılar diliyorum, çok heyecanlıyım. Geç kalan öğrenciler de vardı. Bir öğrenci kapıya tırmanarak okula girdi. Ancak görevliler tarafından tekrar dışarı çıkarıldı. Mecbur bekleyeceğim. 5 dakikayla şu an benim bir senem gitti, heba oldu. 3 aşamadan oluşan sınavın birinci oturumu tamamlandı. 165 dakika sorular karşısında ter döken öğrenciler okuldan velilerin alkışları arasında yüzleri gülerek çıktı. Matematik haricileri kolaydı aslında. Sözel isteyenlerin hepsi büyük ihtimal geçer. O kadar zorlanmayacaklar ama yine matematik her zamanki gibi zordu. Umarım bütün öğrenciler için en güzeli olur. Bu sınav heyecanı bu yılda benzer görüntülere sebep oldu. Diyarbakır'da bazı öğrenciler YKS'ye katılacağı okulu karıştırdı. Yanlış okula gitti. Neyse ki polis ekipleri sınava dakikalar kala öğrencileri sınava yetiştirdi. YKS heyecanı sınava katılacağı okulları karıştırmalarına neden oldu. Diyarbakır'da sabah saatinde sınava katılacağı okullara giden bazı öğrenciler sınava dakikalar kala yanlış okula gittiklerini fark etti. Öğrenciler hayatlarının en önemli sınavını kaçıracağını düşündü. Neyse ki motosikletli polis ekipleri devreye girdi. Üniversite sınavına dakikalar kala öğrencileri doğru adreste sınava yetiştirdi. Kaç dakika var? 5 dakikadan az vakit var. Aranacaksın. İşte. Hadi. Hadi. Getirin bakayım. Tavuk yer. Kalem almıyoruz, saat almıyoruz. Kalem de almıyoruz, saat de almıyoruz. Kalem yiyor. Çok iyi de almıyoruz. Bir an içinde alalım. Dünkü sınav çok kolaydı. Yani sorular gayet açık ve netti. Yani zorlayıcı soru sayısı azdı. Yani yarım saat önceden geldim. Sınava çalışmadım. Ama bugünkü sınavın da çok zor olacağını düşünmüyorum. Zaten çok önemli konulara elemişler. Türev, integral, limit gibi. O yüzden bugünkü sınavında çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. C blok ne tarafta? Hemen sol tarafta. Teşekkür ederim. Telefonu geçebilirsiniz. Thank you.